Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten müthiş bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizlere FIFA Mobile'de son durumumu göstereceğim. Gerçekten efsane bir durumum var. Son durumum güzel ancak bazı düşündüğüm şeyler olmadı. Bunları da videonun ilerleyen dakikalarında zaten sizlere göstereceğim. Çok fazla lafı uzatmadan videoyu kesinlikle like atmayı unutmayın. Ve kanala abone olup gönderebilirimleri açmayı unutmayın ki FIFA Mobile 18'de gerçekten harika videolar gelecek. Ve kanalda da destek olmuş olursunuz abone olup bildirimleri açarsanız. Hemen bildirimleri açın. Gerçekten çok önemli ve videoyu beğenip de beğensem ne olacak ki diyenler için de kesinlikle like atmayı unutmayın. Ayrıca de beğenmeyenler de dislike atmayı unutmayın diyorum şimdi sizlere ve şimdi hemen videoya giriyoruz. Bu arada her videoda güzel bir yorum gösteriyorum. Bu videonun da ortalarında göstereceğim ve güzel bir yorum yazarsanız sizin de videolarınız ilerleyen videolarda belki karşınıza çıkabilir. Şansa bağlı tabii ki ancak çıkabilir tabii ki. Haydi bakalım şimdi sizlerle birlikte önce bir takımıma göz atacağız. Ve sizlere birkaç açıklama yapacağım. Gerçekten önemli şeylerim var. Önemli açıklamalarım var. İlk olarak videonun başı olduğu için bir açıklama yapacağım. Yarın son kez FIFA Mobile 17 için son kez paket açılımı videomuz gelecek. Bunu sakın unutmayın. Yarın son kez FIFA Mobile 17 için paket açılımımız gelecek. Dediğim gibi bunu unutmayın. Şimdi forvet attım. Di Maria, Kite, Lukaku, Bale, Griezmann ve Marco Reus. Bunlar önemli tabii ki. Sağ forvet Di Maria. Bakın bu MF değişecek. Bu Hazard için olan bilgiyi videonun ilerleyen dakikalarında vereceğim zaten. Evet arkadaşlar, maalesef unutmuşum, hemen videonun arasına girip söylüyorum. Şu anda ekranda çıkan yorumu gerçekten harika bir yorum. O yorumu atan kardeşime gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sizin de yorumunuzun o şekilde ekranda çıkmasını istiyorsanız lütfen bu videoyu güzel bir yorum bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Ve beni şu anda ekranda çıkan Instagram adresimden kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Orada güzel paylaşımlar yapacağım sizler için. Kesinlikle takip etmeyi unutmayın ve gönderimi de beğenebilirsiniz. Haydi bakalım arkadaşlar, hemen videoya devam edelim. O yüzden o bir kalsın. Birazcık kötü bir haber olabilir ancak ben çok üzülmedim. Sonuçta 103 günlük, hatta belki 105 günlük bile olabilir. İlerleyen zamanlarda belki takım 105 günlük bile olabilir. O kadar yüksek bir takımda girersek herhalde kötü bir takım gelmez bize. Çok merak ediyorum bu arada FIFA Mobile 18'i, bunu da kesinlikle unutmayın. Orta sahaya geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi orta sahamız bu şekilde. Rodriguez, Dani Ceballos, Modric. Burada hiç elleyeceğim oyuncu galiba olmayacak. Ancak birazdan baktığımız zaman daha iyi anlayacağız zaten. O yüzden şimdi çok da fazla bakmaya gerek yok. Bu arada pazar kapanıyor diye videoyu birazcık geç attım. Bu yüzden kusura bakmayın, benim geç haberim oldu. O yüzden geç atmak zorunda kaldım. Aslında ye bir hafta önceden haber vermiş. Neyse bakalım, şimdi gördüğünüz gibi burada da bu oyuncular var. Şu anda bu oyuncuları da görüyorsunuz. Ve defans hattımıza geçtiğimiz zaman sol kanat bek Alaba, sağ kanat bek Carvajal, sağ bek Dani Alves, sağ stoper Manolas, orta stoper Otamendi, sol stoper Bonucci ve sol bek Dani Rose. Ve kalecide Oblak var. Şimdi abi Oblak'ı maalesef yükseltemedim. Bir saç yüzünden Oblak'ı yükseltemedim ve ben de bilerek klasman düştüm o yüzden. Zaten madem yükseltemiyorum bir daha hiç yukarıda durmama gerek yok dedim. Ve düştüm bilerek. Otamendi yerine daha iyi bir oyuncu gelebilir. Bakın spoilerını verdim, hatta gelecek gibi. Ve bugün de bu planları tamamlamaya çalışacağım. En fazla tamamlayabildiğim kadar tamamlayacağım. Şimdi Otamendi için bize lazım. Zaten abi bu defansta en önemli şey kaleci ve Otamendi. Yani orta stoper ve kaleci kötü. Ben de en düşük olan Otamendi. O yüzden Otamendi yerine güzel bir oyuncu almayı planlıyorum. Şimdi sizlerle beraber planladığım oyuncuyu almaya çalışacağım zaten. Ne kadar alabilirsem o kadar iyidir. Orta sahaya geldiğimiz zaman Pogba'yı görüyorsunuz burada. Pogba gerçekten belki yükselebilir abi. Çok düşük bir ihtimal. Zaten yükselemeyecek gibi şu anda. Çünkü pazar kapandı ve bir tane yapma hakkım var. Yani şu anda göreceksiniz zaten birazdan. MDO da lazım aslında. Bakın Casemiro yerine daha iyi bir oyuncu gelebilir. MF yerine de bir oyuncu gelecek tabii ki. Bunu da zaten anlamışsınızdır. Gerçekten bunlar önemli şeyler. Şimdi hemen takımımdan çıkacağım. Burada planlara geleceğim. Planlarda geldiğimiz zaman burada benim gördüğünüz gibi 80-85 takasım var. Bunu yapacağız sizlerle birlikte. Bunu zaten yapmazsak hiçbir şey tamamlayamayız. Şimdi abi ilk olarak planları göstereceğim. Eden Hazard'ın planı bu şekilde. Maalesef abi Eden Hazard'ı 100 yapamayacağız. Bunun nedenini şimdi sizlere söyleyeyim. Hatta Eden Hazard'ı ilk göstereyim. Oblak'ı da gösteririm. Hemen şunları bir çıkartalım abi. Bazen bunları hızlı hızlı çıkartırken oyundan atabiliyor. Bu tarz sorunlar yaşayanlar varsa da yorumlara yazın. Abi FIFA Mobile ile ilgili sorun yaşayanlar yorumlara yazsın. Bir videoda hani bağlantı kopan sorunlar var mı dedim. Bir tane kişi yazmış ve 6-7 kişi beğenmiş. Yani 6-7 kişi o benim attığım tweet'i retweetlese zaten EA bunu zaten görmez. O yüzden hiç gerek yok. Yani yapamayız. James Rodriguez'de hemen göstereyim dedim. 4 gün sonra James Rodriguez'i de tamamlayacağım. Ona da özel video gelebilir belki. Ancak zaten 100'lük James Rodriguez'im var. Bir daha 100 yaparsam, hani bir daha yükseltirsem çok da önemli olmayabilir. O yüzden çok da önemli değil o. Higuain Biglia falan da tamamlayabilirdik. Pogba'ya gelelim. Pogba'nın
Şöyle bir durumu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 42 tane orta saha fişi lazım. Bu da neredeyse imkansız bir tane için. O yüzden Pogba'yı da 99 yapamam diyelim. Buradan oraya yeri tamamlamayacağım. Sağ bekim zaten Dani Alves, muazzam bir sağ bek. Burada gördüğünüz gibi Mascherano var. Abi gerçekten harika bir oyuncu. Ve gördüğünüz gibi 98'e kadar neredeyse her şey tamam. 98'de olacak çok rahat bir şekilde. Çünkü benim 50 tane bir planım var. 98 olması artı 1 müdahale artı 3 farkındalık veriyor. Gerçekten müthiş. 99 olması çok önemli değil, ancak 100 olması da çok önemli. O yüzden 99 yapmak çok isterdim. Maalesef yapamayacağım. Başka tamamlayabileceğim bir oyuncu da De Rossi. Abi De Rossi'yi de tamamlamam aslında gerekiyor, biliyor musunuz? Gerçekten De Rossi çok önemli. Belki De Rossi'yi bir tane tamamlayabilirim bu sezon içerisinde. Bilmiyorum abi, ancak tamamlayabilirim diye düşünüyorum. Belki De Rossi'yi tamamlarım, o yüzden bunları buradan bir çıkartayım. De Rossi'yi tamamlayıp oraya koyarım. Ve Casemiro'nun yerine gerçekten çok yüksek bir oyuncu gelmiş olur ve harika olur tabii ki. De Rossi'yi de buraya koydum, belki tamamlayabiliriz yani. Fernando Torres de önemli olabilir, ancak başka bir oyuncu da buradan tamamlamayacağım. Şimdi seviyeye geçelim. Oblak'ın durumunu göstereyim. Gördüğünüz gibi tüm fişlerimi ben zaten sattığım için Oblak son anda kaçtığını şu anda anlayamıyorsunuz. O yüzden hemen buradan Hazard'a geçelim. Hazard'ın durumunu görüyorsunuz. 422 tane mavi yıldız antrenman var. Aslında şu anda bu 442 falan olabilirdi. Yani bunu bilerek oynamadım. Neden mi? Çünkü 38 tane mavi yıldız Hazard fişi için 38 tane seçkin kupa lazım. Ve maalesef benim de elimde 38 tane seçkin kupa olma gibi bir ihtimali yok. O yüzden hiç uğraşmayayım dedim ve abi artı 3 gen artacak takım aslında tüm takım. Ancak maalesef birazcık daha zorlasaydım, daha önceden daha çok plan yapsaydım ve daha çok zamanım olsaydı belki tamamlardım. Birazcık oynadım da bunlar için, bakın Mavi Yıldız maç her gün oynadım neredeyse. Mavi Yıldız Hazard için de çok uğraştım. Mavi Yıldız antrenman fişleri için de çok uğraştım. Ancak maalesef 99'a kadar yükseldi. Sağlık olsun, 99'luk Hazard da iyidir yani. Şurada 99'luk Hazard da görünüyor zaten. Muazzam bir şey. Şimdi şöyle hemen buradan gördüğünüz gibi zaten bende başka bir şey yok. Hemen abi şu planı tamamlamak istiyorum. Bu planı değil, bu planı otomatik doldurma diyelim. Bu arada bir hafta 37 dakika sonra oyun güncellenecek galiba. O civarda bir sürede güncellenecek. Şimdi abi gördüğünüz gibi burada 80-85 takasımız var. Hemen buradan al diyoruz ve gördüğünüz gibi burayı tamamlıyoruz. Ve saya saya yapacağım abi. Yavaş, çok hızlı açmayacağım. Bir zamandan sonra biliyorum benim de canım sıkılacak. Bu arada göstermeyi unuttum. Bir kişi daha var. Ona da gerçekten çok az kaldı. Abi çok güzel olacak ya. Bir sürü oyuncu planı tamamlayacağım. Abi orta saha da versin. Neyse abi, ben tümünü aç yapacağım. Bu arada defans bayağı vermesi lazım. Bakalım defans çok var mı? Güzel, defans bayağı var. Bakalım abi defans yetecek mi? Orta saha da bayağı vermesi lazım. Forvet hiç vermesini istemiyorum. Forvet zaten boşa gidecek hepsi. Şimdi abi. James Rodriguez burada. Tamam, James Rodriguez'e neden girdim anlamadım. Neyse. Şimdi abi bunu sonrakine gelelim. Bir daha sonrakine gelelim. Tam 12 tane lazım. Bakalım abi 12 tane yetiyor mu? Oluyor mu? Oluyor, tamam, güzel abi. Birazcık heyecanlı olsun diye yavaş yavaş koydum, ancak oldu, mutlu oldum şu anda. Şimdi abi 12 tane buna yetti. O zaman bu olmayacak mı ya? Abi orta sahadan 3 tane eksik. Tamamlarım, tamam. De Rossi'yi de, bir tane 96'lık De Rossi alabiliriz gibi geliyor bana. Umarım da alırım. Başka ne vardı bizim? Başka da birisi yoktu galiba ya. Forvet için zaten lazım olan bir şey yok. Gördüğünüz gibi burası bu şekilde. Forvetleri çıkardım, ancak zaten forveti koyacak hiç kimse yok. Neymar için ne lazımmış? Bir bakacağım. Ha, yüzlük Neymar koyuyoruz değil mi? Tamam, pardon. Yüzlük Neymar benim için imkansız gibi bir şey. Şimdi abi buradan oyunculara gelelim. Oyuncularda önemli bir şey daha göstereceğim sizlere. Burada gördüğünüz gibi Totti var. Totti abi kral ya, müthiş bir oyuncu. Artı 3 baç, artı 4 hızlanma veriyor, müthiş. Bacın ne demek olduğunu tam bilmiyorum, o yüzden baç dedim, ancak kusura bakmayın yani. Ve burada bir dakika, başka, aynen. Burası da full dolu. Eğer burayı dün almasaydım, eğer dün oyuna giremeseydim 99'luk Totti'yi alamayacaktım gerçekten. Ve o haberi de görmem birazcık şansa bağlı oldu. Hem video konusu çıkmış oldu, hem benim oyun için daha fazla hazırlık yapmam anlamına geldi, hem de daha iyi oldu yani. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugünlük bu kadardı. Şimdi sizlere biraz da şu canlı etkinliği oynayacağım. Yani ben bugün sezon öncesi için tüm yapılması gerekenleri yapacağım. Şu canlı etkinliği de oynayacağım. Bu arada Mascherano'yu falan bu videoda alıp kadroma koyacağım. Yani bu neymiş lan? Balığa çarpmaması mı gerekiyor? Tamam. Balığa çarpması gerekseydi birazcık uğraştırabilirdi abi. Bekleyelim abi. Hemen geçsin. Bu arada çok gereksiz saçma bir görev yapmışlar. Buradan sonra da zaten başka bir şey geçmiyor. Hadi bakalım.
Evet, 6'da 6 pasımızı yaptık ve gördüğünüz gibi bu etkinliği de tamamladım sizler için. Hemen devam ete basalım ve buradan gelecek ödül benim işime yaramayacak. Yani ilk ödül işime yaramayacak gibi çünkü tamamlayamayacağım gibi geliyor. Evet, bu geldi. Bu yarar ancak şimdiki çıkan yaramayacak gibi. Bakalım abi. Ve bom. Evet, gördüğünüz gibi bunu çıkardık ve şimdi planlara hemen bunu koymak istiyorum. Hemen abi şuraya şöyle koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu bir şekilde oldu. Bundan ben tamamlamam neredeyse imkansız gibi bir şey şu anda. Ancak belki tamamlanır. Yani çok düşük bir ihtimalle olsa full oynarsam tamamlanabilir. Neyse, şimdi sırada Mascherano var. Hem ben Mascherano'larımızı alıp yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. 98'e kadar yükselecek. Gerçekten müthiş bir reytinge ulaşacak. 100 yapabilseydim ne mutlu banaydı. Ancak maalesef olmadı. Ancak sıkıntı yok. Şimdi buradan küçük ödül, küçük bir paket alacağız. O küçük oyuncu paketi bronz. Bunu geçelim abi, bu önemli değildi. Buraya 96'lık Mascherano'yu koyuyoruz ve al diyoruz ve 97'lik Mascherano'yu alıyoruz ve buradan gelecek ödül ise orta oyuncu paketi. Birazdan da büyük oyuncu alacağız. Elit oyuncu paketi hiç elime gelmemiş olacak galiba. Belki vardır ya bir tane. Pogba'dan gelmiş olabilir. Orta oyuncu paketi, yani orta dediğim büyük. Yani şimdi büyük gelecek galiba zaten. Ve o büyük oyuncu paketi de işimize yarar yani abi. 98 yükseltmem gerçekten işime yarayacak gibi geliyor bana. Umarım da yarar. Gördüğünüz gibi burada 98'lik Mascherano'yu da aldık. Ve burada gördüğünüz gibi bir sürü oyuncu planlarını tamamlayacağız bugün. Büyük oyuncu paketini de aldık. Büyük oyuncu paketi bence benim işime yarayacak. Ve burada De Rossi'yi maalesef tamamlayamıyoruz dediğim kadarıyla, dediğim gibi. Ve bu şekilde abi, şimdi Mascherano'yu kadroya koymak istiyorum. Kadromda güzel bir artış olacak diye düşünüyorum. Hemen Otamendi yerine Mascherano'yu koyuyoruz. Ve artı bir müdahale, artı üç farkındalık veriyor. Ve takım 100... Bir dakika abi. Ben bu takım ilk 11'i 106 gene ulaşır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum abi ulaşır mı, ancak ulaşabilir yani. Şöyle taktiklere geldiğim zaman abi, yok 106 genlik yok, çok da fazla uğraşırsam belki çıkar. Ancak hiç uğraşmak istemiyorum onlarla. Evet arkadaşlar, gerçekten bugünlük bu kadardı galiba. Başka bir şey tamamlayabiliyor muyuz, bir bakacağım. Sezon öncesine gelelim. Bakalım abi, başka bir şey tamamlayamıyorum gibi. Aynen, başka bir şey tamamlayamıyorum gibi ancak... Daha tamamlayacağım oyuncular olabilir. Olacaktır da zaten, şu oyuncularda zaten bu tamamlanmış gibi bir şey. Sadece 4 gün süre bekleyeceğiz, o kadar. Eğer bu da son anda denk gelmeseydi 1 milyon coinlik paket açmam gerekecekti. Ve o sürede de benim eksi 500 bin coinlik falan olacaktı. Eksi 506 bin coinlik olması gerekiyordu yani, artı bir de. Ve şu anda da paket açamayacaktım. Yani 108 liralık paketi belki alabilirdim o zaman, yani bilmiyorum. Büyük bir ihtimal almazdım ama ancak alabilirdim yani. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün benim hesabımı sizlere gösterdim ve hesap bu kadardı. Yarın güzel bir paket açılım videosu gelecek. Bunu sakın unutmayın. Yarınki paket açılım videosunu da izlemeyi unutmayın. Ve videoya da like atın. Hemen like atın. Tamam, şimdi şuradaki videolara gitmeyi unutmayın. Ve şuradan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten önemli, bakın. Kanala abone olmak gerçekten önemli. Olun lütfen. Hemen olun lütfen. Evet, oldunuz. Ve hoşça kalın. Sizleri seviyorum ve bye bye.